Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti yehdîhim rabbuhum bi'îmânihim. Tecrî min tahtihimul enhâru fî cennâtin naîm. İman edip iyi ve faydalı işler yapanlara gelince Rableri onları imanları sayesinde doğru yola iletir. Altlarında nehirler akan nimetlerle dolu cennetlere eriştirir. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabının üzerine olsun. Yüce Allah'ın kullarına olan lütfundan insanın yaptığı salih amellerin hoş bir semeresi olmasıdır. Birey ve toplum üzerinde iyi etkileri olan en önemli amellerden Allah'a iman etmektir. Peygamber Efendimiz, mümin kalbinde gerçekleşmesi gereken imanın gerçeğini belirtmiştir. Halbuki Cebrail aleyhisselam, Resulullah'a iman hakkında sorduğunda, Resulullah, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Cebrail doğru söyledin dedi. İman sadece dille söylenecek bir söz değil. Ancak kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve gereğince amel etmektir. İman kalbe yerleşen ve amellerin doğruladığı şeydir. Bu iman ancak Allah'ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak yoluyla elde edilir. İmam el-Hasan el-Basri'ye sen mümin misin diye sorulduğunda şöyle cevap vermiş. İman iki türlüdür. Eğer sen bana Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, cennete, cehenneme, öldükten sonra dirilişe ve hesaba imanı sürüyor isen ben bunlara iman eden bir kimseyim. Yok eğer yüce Allah'ın müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır ve Rablerine güvenirler, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler. İşte onlar gerçek müminlerin ta kendileridir. Buyurması hakkında soruyorsan Allah'a yemin ederim ki ben onlardan mıyım, değil miyim bilemiyorum. Gerçek iman, eğer kalbin derinliklerine dokunursa ve nefse hakim olursa şüphesiz, onun güçlü etkisi ruh ve zihne, bireye ve topluma yansır. İmanın başka semerelerinden biri güzel ahlakı miras bırakmasıdır. Çünkü iman ve güven birbirinden ayrılmayan ikizdir. Bu bağlamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eminliği olmayanın imanı yok, ahdi olmayanın da dini yoktur. İman ve haya da iki dosttur. Resulullah şöyle buyurdu, İman ve haya birbirinden ayrılmayan iki dosttur. Biri gidince diğeri de peşinden gider. İman ve doğruluk karşılıklı olarak birbirine bağlıdır. Safvan İbn-i Süley radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, mümin korkak olur mu diye sordular. Evet buyurdu. Peki cimri olur mu dediler. Yine evet buyurdu. Onlar yine peki yalancı olur mu diye sorduklarında bu sefer hayır buyurdu. Bazı alimler imanı doğruluk diye tanımlayıp şöyle demişler. Gerçek iman doğruluğun sana zarar verebileceğini bilmene rağmen doğru söylemen veya yalanın sana yararlı olacağını bilmene rağmen yalan söylememen demektir. Yüce ahlak görürsen bil ki gerçek imanın bir semeresidir. Mümin sadece ıslah edip bozmayan ve inşa edip yıkmayan güzel sözlerle konuşur. Çünkü dinimiz ahlak, ıslah, inşa ve geliştirme dinidir. Bu sebeple kim ahlakta senden daha üstün olursa dinde de senden
daha üstün olur. İmanın semereleri arasında huzur ve güven hissetmektir. Eğer iman insan ruhuna hakim olursa o zaman bu ruh huzur ve rıza ile dolu olur. Ve dünyada ve ahirette mutlu olur. Gerçek mümin kendi hakkında yazılmamış olan şey onun başına gelmeyeceğini ve ona takdir edilen de onu atlayıp başkalarına gitmeyeceğini iyi bilir. Bu durum onun sevinç için şükretmesine ve zarar için sabretmesine neden olur. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'a kim inanırsa onun gönlünü doğruya yöneltir. Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurdu. Müminin durumu hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. İman mümini büyük günahları işlemekten korur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zina eden kimse zina ettiği sırada mümin olduğu halde zina edemez. Hırsızlık eden kişi de hırsızlık yaparken mümin olduğu halde hırsızlık yapamaz. İçki içerken mümin olduğu halde içemez. O bu günahları işledikten sonra tevbe kapısı hala önündedir. Gerçek iman eden alay etme ve kötü düşünme gibi insanların duygularına zarar veren her şeyden uzak durur. Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da başka kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnandıktan sonra yoldan çıkmış olmak ne kötü bir isimdir. Tevbe etmeyenler işte onlar zalimlerdir. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah tevbeleri daima kabul edendir, acıyandır. Şüphesiz ki iman insanın iyi niyetli olmasına alıştırır. Allah Teala şöyle buyurur. Onu işittiğiniz zaman erkek, kadın, müminlerin kendilerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? İmanın semerelerinden de Yüce Allah'ın destek, yardım ve beraberliğini kazanmaktır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah inananlarla beraberdir. İşte bu ayetteki beraberlik Allah'ın yardımı ve desteği demektir. Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder. Ayaklarınızı savaşta sabit kılar. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Doğrusu biz peygamberlerimize ve inananlara dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Yine başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. İnananlara yardım etmek bize hak olmuştur. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Bu sus onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dediler. Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. İmanın başka semerelerinden Allah'ın kulların gönüllerine müminin sevgisini yerleştirmesidir. Böylece gerçek müminin
yumuşak huylu ve aşina göründüğünü görürüz. Allah Teala şöyle buyurur. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman olan Allah gönüllere bir sevgi koyacaktır. Allah'a sadık ve iman eden bir kalple yaklaşan insan, Allah insanların kalbinde ona karşı bir sevgi uyandırır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e ben filanı seviyorum, onu sen de sev diye emreder. Cebrail onu sever ve sonra gök halkına Allah filanı seviyor, onu siz de seviniz diye seslenir. Gök halkı da o kimseyi sever, sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Kutsi hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurmuştur dedi. Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. İman sıkıntıların ve kederlerin giderilmesine bir vesiledir. Hazreti Peygamber ashabına size bir şey haber vereyim mi? Sizden birine bir sıkıntı veya dünya musibetlerden bir musibet isabet ettiği zaman bu dua ile dua ettiği zaman o sıkıntı ve imtihan ondan giderilir demiş. Kendisine evet haber ver denilmiş. Bunun üzerine Hazreti Yunus'un Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum şeklinde yaptığı duadır buyurmuştur. Daha sonra Allah Teala'nın şu buyurmasını okumuştur. Biz de ona cevap verip onu üzüntüden kurtarmıştık. İnananları böyle kurtarırız. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, imanın toplumsal güven ve huzur sağlaması en azametli semerelerden biridir. Kalbi imanla dolu gerçek mümin her zaman güven, huzur ve istikrar kaynağıdır ki insanlar ona kendi ruhları ve malları konusunda güvenirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu kişidir. Mümin ise insanların malları ve ırzları hususunda güvendikleri kişidir. Müslüman olmasalar bile güven içinde olan insanları korkutmak veya onlara saldırmak müminin hiç ahlaklarından değildir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir zimmiyi haksız yere öldürürse o kimse cennet kokusu kokamaz. Halbuki cennet kokusu 40 yıllık mesafede bulunur. Peygamber Efendimiz komşusuna zarar veren ya da komşusunun aç olduğunu bildiği halde tok yatan herkesin imanı tam olmadığını söyledi. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu ki, vallahi iman etmez, vallahi iman etmez, vallahi iman etmez. Bunun üzerine dediler ki, bu kimdir ya Resulallah? Resulullah şöyle buyurdu. Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz buyurdu ki, yanı başındaki komşusunun aç olduğunu bildiği halde tok yatan bana iman etmiş olmaz. Gerçek iman, mümini iyilikleri yapmaya ve başkalarına yardım etmeye sevk eder. Ve müminin tüm insanlarla ve hayvanlarla hatta cansız varlıklarla olan davranışında belli olur. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sizi Allah rızası için duyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık
ni de bir teşekkür beklemiyoruz, bekliyoruz. Bu hususta da şair şöyle der: eğer iman kaybolursa din yaşamamış kişi ne huzur ne hayat bulur. Dinsiz bir hayata razı olan onun hayatının varlığı ile yokluğu birdir. İmanın en yüce semerelerinden de ahirette Allah'ın müminler için hazırladığı büyük ecir ve mükafattır. Bu bağlamda Allah Teala şöyle buyurur: İnananlar ve yararlı işler yapanları imanlarına karşılık Rableri doğru yola eriştirir. Nimet cennetlerinde onların atlarından ırmaklar akar. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: İnananlar ve yararlı işler yapanlara kendilerine altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Onlara buranın bir ürünü rızık olarak verildiğinde bu daha önce de rızıklandığımızdır derler. Bunlar söylediklerinin benzerleri olarak sunulmuştur. Onlara orada tertemiz eşler vardır ve orada temelli kalırlar. Yine başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: İnanıp yararlı işler yapan kimseler cennetlik olanlardır. Onlar da orada temellidirler. Yine de Allah Teala şöyle buyurur: gerçek şu ki iman edip iyi işler yapanlara gelince elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: muhakkak ki inanıp yararlı iş işleyenlerin konakları Firdevs cennetleridir. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. Kutsi hadiste Resulullah şöyle buyurdu: Allah Teala ben salih kullarım için hiçbir güzün görmediği, hiçbir kulağın doymadığı, hiçbir insanın hayal edemediği nimetler hazırladım buyurdu. Daha sonra Resulullah şu ayeti okudu: Müminlerin yaptıkları ibadet ve iyiliklere karşılık olarak onlara ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Bilelim ki imani düşünce, söz ve fiil olarak gerçekleştirdiğimiz zaman merhamet, işbirliği, dürüstlük, tevazu, cömertlik ve iffet hakim olacaktır. Mümin olmamız için ilk olarak yalan, aldatma, ihanet, gıybet, dedikodu ve adaletsizlik gibi kötülüklerden uzak durmalıyız. Ayrıca ırzlar, canlar ve malların kutsallığını korumalı ve vatanın hakkını da vermeliyiz. Ey Allah'ım, bize imani sevdir ve onu gönüllerimize güzel göster. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve baş kaldırmayı bize iğrenç göster. Bizi hak yolda yürüyenlerden kıl. Ülkemizi ve tüm alemi sen koru. Dualarımızın sonu da elhamdülillahi rabbil alemindir.